Evet arkadaşlar, yola 0-1 yerimiz var. Fiyatı 14 milyon Türk lirası, 10 dönüm bir yerdir. Dün Kuşadası'ndaydık, bugün Didim'deyiz. Fiyatı hemen patanaş yapmadan söyledim. Yolun diğer tarafında aslında araçlar da bırakmıyor ki biz konuşalım ya. Biz aslında gidip diğer taraftan gelip size sunacaktık ama drone ile bir resim aldık. 10 milyon Türk lirası, yok 10 dönümlük tarlamız, 14 milyon fiyatlıdır arkadaşlar. Fiyatı 14 milyon. Efendime söyleyeyim, daha detaylı bilgi için yetkili belediye ile balık tutan ıslanır ya, gelir bakarsınız. Bir haritacıdan yardım alabilirsiniz. Ben ne kadar bilsem de bir belediye kadar bir haritacı gibi bilemem. Bana göre 14 milyon Türk lirasına yolun diğer tarafında yola 60 metre cephesi var. Bu yer mantıklı bir yerdir. Kaçırmayın maçırmayın demiyorum ama bulamazsınız. Yani kaç yıl sonra biz hep tarih tekerrürden ibarettir. Ya bu yere böyle dediler de ah ne yaptım ben. Yani benim rahmetli babam 30 yıl önce bana demişti ki burayı al. Ya ben demiştim baba ne yapıyorum? Şu anda güç yetmiyor. Dolayısıyla yok ben paramı bankaya koyarım, faiz yerim. Bunu bilmem nerede alırım. İtalya'da köy mü alamazsın. Bu Didim'de Milas'a, İzmir'e, Bodrum'a giden yola sıfırdır. Ama Bodrum'un uzaklarında değil. Yeşiltepe'nin kapısının karşısında. Petrol yapabilirsiniz. Yani alan adam zaten aldıktan sonra akıl kendiliğinden gelişir. Bir yol alınır. 14 milyon Türk lirasına alıcı esnaf adama kaçırma diyorum. Esnafa kaçırma diyorum. Bu bariyerlerin diğer tarafı arkadaşlar. Burayı size tanıtmaya çalıştım. Videoyu 3-5 dakika sıkdırmaya çalışıyorum. Biraz edebiyat yapayım. İşte dediğim gibi yani reklamlarda da görürsünüz. Ah bu yeri kaçırdım. Onu dememek için bu iyi bir yatırımdır. Bir villa parasıdır. Yani bir villa normal, eli ayağı düzgün Yeşiltepe'de bir villa parasıdır. Oradaki arsalar da 700 metredir. Bu 10 dönümdür. Dolayısıyla yola sıfır olan bir yer için 14 milyon Yeşiltepe'de bir villa için çok para değildir. Hesabı öyle yapın. İstediğin bankaya, istediğin yere koysan bunun getirisini sağlayamazsın. Cesaretsizlik esareti doğurur. Güzel laf, yapıcı laflar da iyidir. Sırf bazen böyle hazıltı do mamba ve işte rapıs mamba. Bir iki şarkı söyleyeyim de o bazen böyle alamayınca sırf böyle bir yere İne batırsın diye ben İtalya'da köy alırım diyen arkadaşlar hiçbir yer alamazsın. Çünkü parası olan adam mülayim olur, mütevazı olur. Lafını söz gümüşse sükut altındır yapar. Mevlana hitabı yapar. O yüzden onlar istisna. Para varsa bankaya koyuyor. Aman aman sen alma kurban oldum. Ondan sonra diğer böyle ticarete göz kırpan gençlerimiz onlara da can kurban. Elimde kaşınıyor herhalde burayı satacağız. Bu sol el kaşında. Dolayısıyla burayı kaçırmayın derken keşke oradan hitap etseydik. Bilginiz olsun. Biz burayı da tanıtınca arkadaşlar yukarıda Allah var. Bak emeğimiz var, şu var, bu var. Yani bizimle yol alırsanız iyi ama bir akraban var. Akrabam akrabayı bize göndersen biz hiç muhatap olmayız. Kendin gel gör. Çünkü akrabalarla olunca değişik labirentler açılıyor. Değişik akıllar size verir. Yer altınsa da bu yaramaz derler. Garip garip haller. Biz nasıl diyeyim size? Biz bir adama bir yer verdik. Bir beye. Adam gibi adam. İsmini söylemiyorum o da bilmesin. Biz verdik adama. Adam tapusunu almış gitmiş. Bir akrabasına demiş bir villa var ben alacağım demiş. Aman 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 o villa alma demiş. Ya adam dedi Kadri Bey dedi. Ya dedi biz sorduk. Ya dedim o at hırsızı dedim. Yani isim vermiyorum. Ya dedim dedim sen dedi ben demişim. Ha ben düşüneyim. Adam almış sırf yani acaba ben ne yaparım? Acaba ben ulan nasıl bu adam benim müşterimi kaptı diye düşünmüştür. Dişleri böyle kemirmiş. Böyle durumlar yaşıyoruz, tanık oluyoruz. O yüzden böyle şeyler ne siz muhatap olun ne biz. Bize inanıyorsanız gelir. İnanmıyorsanız takdirsiz de bu sıcakta ne dediğimizi herhalde anlattık. Saygılarımla iyi günler.